Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Zeynep. Tebrik ediyoruz. Hemen jüriye doğru bir dönelim bakalım. Jüride ben Armağan'la başlamak istiyorum. Çünkü dikkatli dikkatli bana bakıyor. Bir hazırlık var. Elinde bir şey var. Zeynep, İzmir'den beri ben seni çok destekledim. Bu sahneye çık diye. Biliyorum. Biliyorsun. Bugün bir gazetede kayıp kız sahnede diye sen manşettin. Evet. Sen kayıp mısın? Yani şimdi bu haber doğru mu, önce onu sorayım. Anlatmama izin veriyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Ben de o sebeple soruyorum. Mesela bu manşet doğru mu? Ben şu anda kayıp değilim. Ben zamanında her insanın yapmış olduğu gibi bir evlilik yaptım. Belli bir zaman sürdü. Seviyeli bir şekilde ayrıldım. Ayrıldıktan sonra uzun bir süre eşim bana ulaşamadı, ben ona ulaşamadım. Eşim beni karakola vermiş, işte kayıptır gibilerine. Daha sonra biz eşimle buluştuk. Nitekim seviyeli bir şekilde boşandık. Ve boşandığım çok uzun bir süre oldu. Ben İzmir'deki elemelere katıldığımda dedim ki ben boşandım, elimde belgelerim var. Fakat ben kimliğimi değiştirmedim. Fakat arkasında kızlık soyadım yazıyor. Ne yapabilirim diye sordum kendilerine. O da dedi ki önemli değil dedi yetkili arkadaşlarım. Nitekim ben boşandım. Şu an kayıp değilim. Elimde belgelerim var. Benim üzüldüğüm nokta orada yazılmış işte ev şu an aranıyor. Kayıp kız sahnede şöhret olmak için evden kaçmış. Ben hiçbir şekilde evden kaçmadım. Ailemle görüşüyorum. Yazılmış pavyonlarda işte sahne alıyor diye. Ben her zaman şunu söyledim. İlk etapta sizin huzurunuza çıktığımda. Ben sana sormuştum. Sizin huzurunuza çıktığımda size gereken açıklamayı yaptım. Şu anda da yapıyorum. Ben insanları bırakın. Ben kendi kişiliğime, yaşım 20, kendi kişiliğime leke getirebilecek hiçbir şey yapmadım. Müziğin yer aldığı her yerde sahne yapabilirim. Bunun yanlış olmadığını düşünüyorum. Anlamak başım dik her zaman. Ne dersiniz? Evet, biz de Zira Posta gazetesinde sabahleyin bu haberi okuduk. Çok şaşırdık çünkü hakikaten Zeynep, biz tanıdığımızdan beri diğer arkadaşlarıyla çok iyi geçinen, herkese uyum gösteren, hiçbir hani soru işareti gerektirecek hiçbir davranışı olmayan birisiydi. Hemen kendisiyle konuştuk, zaten Armağan da sabahleyin beni aradı. Ebru Hanım, siz ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz? Duygulu. Duygusu geçiyor karşıya. Ma olağanüstü mü? Nasıl? Efendim? Olağanüstü mü? Ama olağanüstü mü? Tabii ki değil. Olağanüstü mü diye soruyorsunuz. Evet. Anladım. Mü? Tabii ki değil. Ama çok duygulu ve duygusu geçiyor. Hayatına ilişkin hiçbir şey bilmiyorum ama bir yerlerde mi çalıştınız? Bir şey mi dendi sizin için? Hayır, zaten ben sahne alıyordum. Armağan Bey, Bülent Hanım vardı karşımda İzmir elemelerinde. Bana bazı bir takım sorular soruldu. Oldu da siz ilk 14'e girdiniz, sana soru sorulacak. Ne diyeceksin? Ben de kendilerine şunu söyledim. Ben hiçbir zaman gizlemedim. Fakat ben müziğin yer aldığı her yerde sahne alırım. Fakat her ne olursa olsun... Ben izin verirsen ben söyleyeyim. Zeynep bir takım yerler saydı. Ben de Zeynep'e dedim ki peki buralar pavyon mu? Zeynep de dedi ki evet pavyon. Ben de dedim ki pavyonda şarkı söylemek ayıp değil. Ne var bunda? Üstelik keşke pavyonda bu kadar güzel şarkı söyledikten sonra gelsen bir de Alaturka Star'da şarkı söylesen, biz de seni canı yürekten alkışlasak. Bunda utanacak hiçbir şey yok. Utanılacak hiçbir şey yok. Ben hiçbir şekilde yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ben o tarz yerlerde bile... Biz de düşünmüyoruz zaten. O tarz yerlerde bile ben sadece bunu icra ettim insanlara. Kendi kişiliğimden ödün vermedim. Bu saatten sonra da Zeynep, vermem. Önemli olan yaptığın şeyin arkasında durmak ve onu sonuna kadar savunmak. Sen bunu çok güzel yapıyorsun. O sebeple ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Takdir ediyorum ben de. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bey, ne diyeceksiniz? Bülent Hanım mı? Bülent Hanım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyecek bir şey bulamıyorum diyorsunuz belki de. Esasında... Hayır, ben zamanında da zaten hanımefendiye numara vermemiştim. İlk elemelerde de zaten olumlu görüş bildirmemiştiniz. Vermedim. Evet. Beni nerede çalıştığı enterese etmez. Kişilerin
kim oldukları, ne oldukları, cinsiyetleri, hiç böyle şeyler enterese etmez. Kişi evvela kendine bakacak. Bunları hiç sorun etmem. Ama burada bir tenakus var. Bir yerlere, birilerine şirin görünmek adına ben bu heyeti umumiyedeki arkadaşlarımın da şu andaki konuşmalarını abesle iştigal olarak kabul ediyorum. Neden? Demin çıkan bazı arkadaşlarımıza nerelerde çalıştınız efendim, başka söyleyecek sözüm yok, teşekkür ederim deyip, yani siz profesyonel olarak dışarıda çalışıyorsunuz, onun için böyle bir amatör bazlı bir musiki yarışmasında ne işiniz var dervari yorumlar yaptılar. Sağımda oturan iki aza. Evet. Şimdi bu hanımefendi uzayda mı çalışıyordu acaba? Bu da profesyonel olarak çalışıyor. Bir şey demedik. Ve diyorlar ki çok beğendik ve takdir ettik falan filan, yani Bülent Hanım, orada farkındaysanız hiç... şarkı söylemesiyle ilgili bir şey söylemedik. Hayır. Başka bir şey söyledik. Şarkı söylemekten bahsetmiyorum. Burada bir algılama yanlışlığı var. Pardon. Diyorum ki eğer profesyonelite burada hata olarak addediliyor ve kişiye negatif döndürülmek isteniyorsa, İşte karşınızda yine bir profesyonel, ama kulüpte, ama gazinoda, ama neredeyse bilemem, enterese olmuyorum, çalışıyor. O zaman bu insan profesyonel olmuyor mu? Artı zaten okuyuş tarzı olarak, seslere basış tarzı olarak asla numara vermedim. Çünkü benden geçemez, asla geçemez. Söyleyecek başka bir şey mi? Peki. Son olarak Orhan Gencebay'dan da bir yorum alalım. Beste benim olduğu için belki biraz zaafım olabilir ama genel olarak şunu söylemek isterim. Ben hanımın bunu daha iyi yorumlayacağını düşünüyorum. Ona inanıyorum. Çünkü uzun zamandan beri belki de bunu söylüyordunuz sahnede. Daha iyi yorumlayacağınıza inanıyorum. Bugün tabii yoğun da bir stres de vardı Zeynep'in üzerinde. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Zeynep geçmiş olsun. Alkışlarınız Zeynep için. Bakalım kim varmış. Çok sağ olun. Güncel'in yanında.